bu basında bu hafta Atatürk'ün vasiyeti kayıp diye iddialar ortaya atıldı. Fakat ben Osmanlı Arşivi'nde ne baktırdım. Osmanlı Arşivi'nde vasiyet duruyor. Daha sonra basını da çağırıp zaten ıslak imzalı vasiyeti gösterdiler. Bu 38 hangi aydı vasiyetin tam tarihi? Eylül müydü? 5 Eylül 38. Tamam, 5 Eylül 1938'deki vasiyet. Şu. 1989 yılında Osmanlı Arşivi'ne devredilmiş. Orada koruma halinde isteyenlere kopyasını da veriyorlar. Mesela o altta da numarası var Murad'ın elinde. Yayınlandı defalarca. Hayır, defalarca yayınlandı. Aslı da orada. Ve yani bu vasiyet. Şu imzayı veriyorum arkadaşlar alttaki. Kayıp değil. Osmanlı Arşivi'nde, yani devlet arşivlerinde, yanlış dedim Osmanlı Arşivi'nde. Devlet arşivlerinde muhafaza ediliyor. Çünkü devlet arşivleri iki. Cumhuriyet'te mi şeyde mi? Cumhuriyet'te. Ankara'da. Ama ha. Cumhuriyet Arşivi'ndeki belgelerin kopyasını İstanbul'daki arşivden alabiliyorsunuz. Evet. Oradan alınabiliyor. Altta numarasını görüyorsunuz. Yani hani şeyde olmuştu. Neydi? Kayıp tane senelerce meclis önerge bile verildi. Misak-ı Milli. Evet, o da çıktı sayende. Bu. Şu yan üst taraftan tutarsan daha iyi görünecek bir alt yazısı. Şu. Bu Atatürk'ün meşhur vasiyetnamesi. Kardeşim oynatma, ben kaydırıyorum şeyi. Kamera sabit kalsın. Bu da işte. Ölümünden iki ay önce hazırladığı şu vasiyetname. Yani gizli vasiyet. Kayıp falan filan değil. Değil ve Atatürk'ün vasiyeti de budur. Yok gizli vasiyeti var bilmem ne vesaire derler. Öyle bir şey değildir. Ve bu son derece siyasi meselelerden ziyade insani bir vasiyetname. Yani normal kime ne bırakmış vesaire yapmış. Onlar anlattığı bir vasiyetname. Şimdi bir de yeni moda. Atatürk'ün gizli vasiyeti var. Senelerce beri işte yok 2023'te açıklanacak. Yok bilmem. Sen bir arada espri yaptın değil mi? Bir yazı yazdın galiba. Lozan için yazdım. Lozan için miyiz o? Lozan için. Yani onu da öyle söyler. Şimdi Atatürk gibi devlet kurucusu birisi niye kalksın gizli vasiyet yapsın? Devlet o zaten. Başka devlet şey. O tabii. Yani, ve zaten... Efendim televizyonları dolaşan bir adamcağız vardı. Adam öldü gitti artık, hı-hı, bir şey söylemeyeyim arkasından. Fakat o verdiği, zihinlere yerleştirdiği yalan bilgileri temizleyemiyoruz. Atatürk'ün gizli vasiyeti, Lozan'ın gizli maddeleri. Gözükmek için sırf. Ekranda da gözükmek için. Doğru. Öyle şeyler uyduruldu çünkü başka sözü yok. Başka bilgisi falan yok, palavra. Doğru. Maalesef adam gitti, hala o saçtığı hatalı tohumlar şey gibi böyle milletin beynini mahvetti yani. Zaten okumayan milletiz. Doğru. Böyle tuhaf tuhaf şeylerle. Eski halk atasözleri var ya, birisi bir kuyuya taş atar, işte, 40 kişi çıkaramaz evet diye. Ama bu deli işi değil bu. Hmm. Bu kasten yapılıyor. Gözükme merakı. Ekranda gözükecek. Vasiyetin şeyini de söyleyelim, muhtevasını. Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul envalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartla terk ve vasiyet ediyorum. Nukut ve hisse senetleri şimdiki gibi... Nukut ne demek? Nakit para. Nakit para yani. Dur ben okuyayım şunu. Oku. Efendim, Dolmabahçe Sarayı'nda yazmış 5 Eylül 1938 Pazartesi günü. Malik olduğum bütün nukut ve yani nakit para ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul envalimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin atideki aşağıdaki şartlarda terk ve vasiyet ediyorum. Nukut ve hisse senetleri yani paralar, nakit paralar ve tahviller şimdiki gibi İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. 2. Her seneki nemadan bana nispetleri şerefi mahmuz kaldıkça yaşadıkları müddetçe Makbule'ye ayda 1000, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülke'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki 100'er lira verilecektir. Onları hatırlamış. Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek, ayrıca para verilecektir. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu evde emrinde kalacaktır. İsmet İnönü'nün çocuklarının yüksek tahsillerine ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumu'na tahsis edilecektir. Kemal Atatürk. Vasiyet bu. Bu kadar normal. İnsanın yakınlarına yaptığı bir vasiyet. Yani öyle siyasi, Şükrü Bey buyurun, siyasi vesaire bir şey söz konusu değil. Onun üzerinde özellikle durmak lazım. Tabii buradaki en vasiyetten en önemli şeylerden birisi Tarih Kurumu ve Dil Kurumu'na bıraktığı paralar. Yani çünkü o bıraktığı para sayesinde iki kurum önemli bir gelire sahip.
Ama kullanamıyor. Kullanamıyor maalesef. Ayrı. Yani o maalesef kullanılamıyor. O kadar büyük paralarla Türkiye'de tarih ve dil meselelerinin tamamı çoğunluğu halledilir.